Öyle kaldı. Peki bu çatıyı şeyin betonun üzerine mi? Depremin yarattığı hasar saatler sonra ortaya çıktı. Hayır, vermez. 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Pütürge ilçesine bağlı Tepehan mahallesine giden Malatya Valisi Aydın Baruş burada hasarlı evlerde incelemelerde bulundu. Abi vatandaş beni aradı, vatandaşı bizde ben. Paylaşan mı kapı? Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Baruş, çatısı çöken bir evde inceleme yaptıklarını ve burasının riskli olduğu için tahliye edildiğini söyledi. Fütürge ilçemizin Taşmış mahallesindeyiz. Burası depremin olduğu merkeze yakın bir mahalle. Tepehan bölgesine yakın bir mahalle. Şu anda ziyaret ettiğimiz hanede evin çatısında bir çökme var. Hem ev hem ahır olarak kullanılan bir bina. Kısaca bir inceleme yaptık. Vatandaşımızın burada kalması mahsurlu. Daha önceki depremlerde de ağır hasarlı olarak zaten rapor verilmiş. Dolayısıyla vatandaşımız geçici barınma amacıyla çadırı kurulmuş zaten. Çadırın da inşallah kalacak. Hak sahipliği işlemlerini de süratle tamamlayarak inşallah devletimiz tarafından yapılan kırsal konutlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan kırsal konutlardan vatandaşımız hak sahibi olur. Olmazsa da, hak sahibi olamazsa da yine devletimiz sağlamış olduğu sosyal konut kredisi imkanlarından da istifade ederek kendilerine bir yuva inşa ederler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan konutlardan evleri ağır hasarlı vatandaşların yararlanacağını kaydeden Baruş, şu ana kadar yapılan tespitlerde daha önceki depremlerde 6 hasarlı olan binanın yıkılacak duruma geldiğini söyledi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tespitleri devam ediyor. Şu ana kadar yapılan tespitlerde de daha önceden önceki depremlerde 6 ağır hasarlı olan binanın yıkılacak durumda, yani çok daha fazla hasarlı duruma geldiği tespit edildi. Artık o binalarda kesinlikle barınmasında sakınca var vatandaşlarımızın. Kendilerine jandarmamız çadırlarını kuruyor. İnşallah bu geceyi geçici barınma çadırlarında geçirecekler. Yine yapılan tespitlerde daha önce az hasarlı olup hasar durumu artan binaları da tespit ettikten sonra bu vatandaşlarımız da hak sahipliği işlemine tabi tutulacaklar. Burada amacımız kış gelmeden vatandaşlarımızı en azından barınabilecekleri bir mekana kavuşturmak. Şu anda TOKİ'nin çalışmaları devam ediyor. Pütürge ilçemizde de kırsal konutların yapılmasına yönelik. Şehir merkezinde de devam ediyor. Diğer ilçelerimizde de aynı şekilde deprem konutları inşası devam ediyor. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bölgede artçı sarsıntıların da sürdüğünü dile getiren Vali Baruş, vatandaşlara da ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bu depremin ardından artçı sarsıntılar da meydana gelmeye devam ediyor. Yani şu ana kadar 3.1'e ulaşan 11-12 civarında artçı sarsıntı meydana geldi. Bu nedenle ağır hasar görmüş binalara vatandaşlarımızın girmemesi için gerekli uyarıları yapıyoruz. Buradan da tekrar duyuruyorum. Lütfen ağır hasarlı binalara girmesinler. Bizler kendilerine geçici barınma amacıyla çadır, hayvanlar için de hayvan çadırları sağlıyoruz. Kaymakamlığımızdan ekipler gelip bu çadırları kuruyorlar. Vatandaşlarımızın kendi kurmasına da gerek yok. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah acı göstermesin. Bu depremde de çok şükür can kaybı ve yaralanma yaşamadık. Ama bazı dediğim gibi daha önceki depremlerde hasar gören binalardaki bazı hasarların artmış olduğuna şahit olduk.